Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Sen Şarkılarını Söyle var. Evet. Ensat Davis, Coyne kardeşlerin filmi. Her zaman olduğu gibi kendi senaryolarını kendi yazıyorlar. <laughs> ee, bu film 2013'te gösterime girdi. Ve o yıl benim listemde vardı. Listeden kastım en iyi 10 film listesinde. <laughs> yani o, o yılın en iyi 10 film listesinde e, bende vardı bu film. Başka birçok eleştirmen de vardı. Ve o yıl... E, çok konuşulan filmlerden de. Ayrıca daha sonra 21. yüzyılda ilişim listeler yapılıyor ya biliyorsun. Gazeteciler çok severler liste yapmayı. Evet evet. 21. yüzyılın en iyi filmleri. Erkenden yapılan bir liste bu ve bu listede de 3 daha üç tanesine yer aldı. Evet. <laughs> yani çok sevilen bir film olduğunu söyleyebiliriz. Sevmeyenler de var. Kuşkusuz. Var. <laughs> yani çok daha sevmeyen de var. Daha az sevenler de var. <laughs> Onu da söyleyebiliriz rahatlıkla. 1961 yılında geçiyor. Bir haftalık bir süreyi anlatıyor. O bir haftalık sürede bir müzisyenin hayatını anlatıyor. Ee, ve o müzisyeni Oscar Isaac canlandırıyor. Hı hı. Onun model aldıkları e, bir müzisyen var. Çok tartışıldı bu. Cannes Film Festivali'ndeki söyleşilerde daha sonra hı hı. çok konuşuldu. Biz onu hemen söyleyelim. Dave Van Ronk diye bir müzisyen. O dönemde yaşamış. yani Tam da bu filmin geçtiği dönemde yaşamış bir müzisyen. Ve onun da inside Dave Van Wong diye bir albüm var. Hı -hı. <laughs> bu filmin orijinal ismi gibi. Insight of Davis gibi. Evet, ondan etkilendik diyorlar. Ama bu tamamen hayali bir karakterdir dediler. Kan'da ve daha sonraki her yerde. Ve yapılan araş araştırmalar da e, gösterdi ki gerçekten iki karakter arasında çok fazla benzerlik yok. Belirli şeyler benziyor. Onları zaten film arkasında Hı -hı. da konuşuruz. Ama bunu en baştan söyleyelim. E, gerçek mekanlarda geçiyor. Mesela e, New York'taki Greenwich Village'da o dönemde folk müziğinin seslendirildiği bir takım barlar, kafeler var. burada bir tanesi Gaslight Kafe. Gaslight. Zaten oradan, Hı -hı. orada başlıyor film. Bu mesela bu kafe 1958'de açılıyor. 1971'e kadar aktif olarak kalıyor. Ve burada ve başka kafeler de var. Yani gerçek mekanlarda gerçek bir dönemde geçiyor ama hayali karakterler var. Hı, -hı tipik koyan biraderler. Bir şeyden esinlenirler. Onlar için bir kıvılcım yeterlidir. Onun üzerine kendi öykülerini ve kendi evrenlerini inşa ederler. Ama çok açık, net göndermeler yapmaktan da geri durmazlar. Biliyorsun onlar çünkü janr sinemasına e, kuşak atlatan yönetmenler. Tamamen alıyorlar bir janrı, bir dönemi kendilerine göre evirip çeviriyorlar ve özgün bir yapıda izleyiciye sunuyorlar. Burada da aynı şeyi yapmışlar. Yani bu e, folk müziğin e, işte acılı dönemi dedikleri e, kendi deyişleriyle bir dönemden bahsetmek istiyorlar. E, zaten filmin e, sonunda hoş bir sürpriz olacak, sonra yasaklayalım e, folk müzikle ilgili. E, ondan hemen önceki dönemde geçen son derece kasvetli bir öykü anlatıyor. E, zaten hani esinlendikleri gerçek müzisyenden yola çıkıyorlar. Daha e, filmin en başında ve en sonunda izleyicilerimiz aynı şarkıyı e, dinleyecekler. Oscar Isaac bu arada bizzat seslendirecek söylediği her şeyi, çok iyi çalışmış. E, ...evet de yeteneği de var zaten... ...dolayısıyla... ...o şarkı zaten dinlediklerini anlayacaklar... ...söylemeyeyim şimdi... <laughs> ...film başlar başlamaz... ...duyacağımız o şarkı biterken... ...çok çok kasvetli... ...çok çok üzücü... ...ve hani karakterin bütün açmazını... ...açıklayan... ...bir şarkı olacak... zaten Koyan kardeşler... ...bu filmi yapma nedenlerini şöyle açıklamışlar çünkü filmde bütün bu talihsizliklere uğrayan, bir türlü başarıya ulaşamayan müzisyen karakteri çok önemli. Bütün film onun bu başarısızlığı, sürekli bir kaybeden olması üzerine kurulu. Diyorlar ki yani bir insanın hani yetenekli olup da başarı, şey, başarılı olması normal bir şey. Yani yeteneksiz olup da başarısız olması hikaye değildir ama yetenekli olup da başarısız olması işte bu ilginçtir. Yani tam e, Joel ve Ethan Coen'e göre bir açıklama getirmişler bu hikayeyi. Evet, Dovlatov da bizim sunduğumuz filmlerden birisiydi ve evet. orada da harika bir laf vardı. Yetenekle başarı her zaman kesişmez. Evet. Her zaman kesişmez, <laughs> çok güzel. Ve bu iki film arasında bir akrabalık var, birbiriyle hiçbir ilgileri yok. Yok. Fakat belirli bir sanatçıyı belirli bir dönemde alıyor ve çok da evet. başarılı olmadığı bir dönemde alması itibariyle benim zihnimde çok akraba filmler ikisi. Farklılıkları da var ama onları da film arkasında... Ay konuşuruz. Üslup olarak çok büyük farklılıkları var ama çok haklısın bir hafta içinde bir sanatçının uğradığı hezimeti anlatıyorlar. <laughs> Deyim <yerindeyse. gülüyor> evet öyle bir akrabalıkları var. <laughs> Burada bu çok düşünmüşler. Lewin Davis'i rolünü kime vereceklerini. Çok oyuncuyla çalışmışlar koyan biraderler oldukları için ve çok prestijli isimler oldukları için çok ünlü oyuncular da gelmişler. Onlarla deneme Gelmez çekimleri mi? yapmışlar. <laughs> e çünkü onlarla çalışmak hakikaten evet. bir oyuncu için çok önemli. E, ve karar vermek için bayağı e, çalışmışlar. Ünlü oyuncular da var bunların arasında Ryan Reynolds bile var galiba. E, Michael Fassbender var. Bayağı çalışmış yani Kezia Fleck var ki bunlar dışında daha tanınmamış oyuncular da var. Ve sonunda Oscar Isaac'te karar kılmışlar. ...Oscar Isaac için de çok başarılı bir film oluyor. Evet. Onun çıkış filmi oluyor aslında. Hı -hı. Daha önceden aslında var filmleri, oynuyor. Evet. Ee, başrola yakın... E, ...rolleri de var filmlerde. Fakat bu onun gerçekten çıkış rolü oluyor. Ee, biraz da belki de... ...tanınmamış bir oyuncu istiyorlardı. Çok tanınmamış bir oyuncu istiyorlardı. Ama Oscar Isaac'in diğer hepsine göre... ...çok önemli bir avantajı var. Ee, 12 yaşından beri gitar çalıyor... ...şarkı söylüyor ve müzisyen. Evet. o Şimdi burada da... Bizzat çekimlerde bir şarkı hariç bütün filmde bütün şarkılar canlı kayıt. Yani o anki performanslarının kaydı çok önemli o. Tabii. Filmde müzik ve şarkı çok önemli olduğu için. Oscar Isaac bence o yüzden rolü alıyor. Çünkü hakikaten buradaki performansı da profesyonel bir müzisyenden farkı yok. Hı hı. E, çok çalışmış ama zaten Coen e, biraderler şöyle düşünmüşler. Aslında biz rolü bir şarkıcıya veririz. O da iyi oynar. Fakat... Yani performansları ne kadar iyi olursa olsun, işte dramatik bir sahnenin çekimine geldiği noktada eyvah bakmışlar, istedikleri performansı alamayacak. Ee, onun üzerine e, tersini düşünmeye karar vermişler. Yani oyuncuların e, şeyde müzikal performanslarını iyileştirmeyi ama yani dramatik açıdan da e, filmdeki performanslarını sağlama almayı. E, Oscar Isaac aslında esas adı Oscar Hernandez olmalı. Anne Guatemala'lı, baba Kübalı. İşte hani tipik yeni Amerikalı diyelim ama e, Hernandez gibi bir soyadıyla e, Amerikan sinema piyasasında ancak belirli e, şey e, etnik rollere doğru itileceğini bol bol da uyuşturucu <laughs> baron oynayacağını düşünmüş olmalı haklıdır da. Ee, onun çocukluk hayaliymiş biliyor musun? Yani odasında Miller's Crossing'in posteri asılıymış ve Coen biraderleri çok çok severmiş. Dolayısıyla bir yandan müzik tutkusu, ee, çok genç yaştan beri işte müzikle ilgileniyor, eğitim gördü, çalışıyor. Öte yandan evde amatör videolar da çekiyormuş ve bil bakalım ne türde. Tam da Coenler'in Miller's Crossing'inin e, işte, işte afişini asmasına neden olacak şekilde bol aksiyonlu, kanlı e, filmler seviyormuş. Hani biraz sinemada e, şiddet ama içi dolu bir şiddet diyelim. Dolayısıyla diyor ki yani bu role seçilmem e, yani kaderimdi. <laughs> <laughs> Galiba öyle. Ondan sonra hem Star Wars'un yeni filmlerinde yer aldı. Hem de evet. X-Men'de oynadı. Yani evet. bayağı şu anda kariyeri çok iyi gidiyor Oscar Isaac. Çok çok iyi gidiyor. Ee, ve hakikaten oyuncu olarak da iyi. Çok iyi bir kumuşu var. Hani onu başka filmlerde de gösterebiliyor. Bir de bu filmin e, müzik direktöründü. T. Bone Burnett. onun Yani filmin müzik direktörünü tamamen ona teslim etmişler. Hı hı. Aslında onlar hep Carter Burwell ile çalışırlar kompozitör olarak Doğru. ama bu filmde ba başka bir yapısı olduğu için hı hı. ona teslim etmişler. Ee, Oscar Isaac ilk tanıştıklarında e, T Bone Burnett demiş ki e, bırakmış şeyi açmış, Tom Waits'ı açmış hı hı. ve gitmiş bir saat kaybolmuş yani bir saat onun Tom Waits dinlemesini istemiş e, şarkıları söyleme açısından e, bu filmde seçtikleri şarkılar genelde Dave Van Rock'un seslendirdiği şarkılar. Evet. Hatta Day Rock'un işte bir e, otobiyografisi var. Uh -huh. Daha doğrusu biyografisi. Başka bir yazarla ortak yazmışlar. O yazarın bu filmle ilgili yorumu, karakterler birbirinden çok farklı ama müzikleri aynı. Müzikleri aynı. Uh -huh. Yani büyük ihtimalle T-Bone Burnett ve Cohen kardeşler Day One Rock'un Müzik, müzikal yapısını birebir almışlar. Hı hı. Tam onu seçmişler. Burada da ciddi bir şekilde çalışmış T.B.Burnett'la Oscar Isaac şarkıları nasıl söyleyeceğini, tekniğini vesairesini, dönemin ruhunu çok uzun süre çalışmış. Evet zaten dönemin ruhu e, filmin her tarafına sinmiş e, mekanlar. Çok da büyük bir değişiklik arz etmiyor eğer hani bugünün New York'u ile o dönemin New York'unu kıyaslarsan. Ama e, var yani bir e, 60'larda olduğumuzun farkındayız e, filmde. Yani zaten e, dönem filmi yaparsa e, işte tür filmi yaparsa koyan kardeşler çok titizlenirler ya o ruhu yansıtmak için bu filmde de büyük bir başarıyla var. Hmm. bir de onların çok sevdiği şey tabii e, otomobilde geçen sahneler. E, otomobil modelleri o zaman çok önemli oluyor. <laughs> e, do dolayısıyla o işte içi geniş olan e, otomobiller, e, o dönemki e, yollar, o dönemki trafik, New York, e, hatta işte trenlerin vagonlarına kadar tabii kulüplerin işlerini de unutmayalım. Ee, gerçekten bir 60'ların New York'una geri dönüyoruz. Evet. ve aslında biz ilk kez bir koyan kardeşler filmi gösteriyoruz. Biraz onlardan söz edebilir miyiz? Ya söz etmemiz lazım <laughs> çok acilen tabii. <laughs> evet. Ya ikisi de mesela Joel sinema okuyor, e, Ethan felsefe okuyor. Evet. E, fakat daha sonra ikisi de birleşiyorlar ve zaten çocuk yaşından itibaren birlikte filmler çekiyorlar, amatör. Daha sonra da giriyorlar, Blood Simple ile başlıyorlar. Ve hakikaten ondan sonra da müthiş bir kariyerleri var. Evet gerçekten müthiş bir kariyer. Yani sırf bu film bile e, Cannes Film Festivali'nde Grand Prix yani Altın Palmiye'den sonra gelen e, büyük ödülü e, kazandı. E, hemen her filmleri e, zaten hani böyle büyük ödüller kazanması bile eleştirmenlerden e, çok yüksek puanlar almıştır. Çok sevilirler. Yani ben mesela bu filmi bir Koyan Kardeşler sıralaması yapsam en altlara koyarım. Ama mesela insan Barton Fink ve Fargo gibi başyapıt yaparsa e tabi biraz sıralamada daha sonra yapacağı filmler alt düzeye düşebilir. Fakat çok eşsiz yaklaşımları var. Yani janr sinemasına özellikle kara filme ve insanın içindeki şiddeti yansıtmadaki mizahı kullanma dozu gerçekten Koyan Kardeşler'de eşsiz yani müthiş bir kara mizah ustası ikisi birden. Ee, çok ilginçtir. Aslında hiç olay odaklı, e, senaryo yazmamakla birlikte çok iyi senaryo yazıyorlar. Yani <laughs> o kadar e, eşsiz karakterler e, e, yaratıyorlar ki e, yani hangi sinema masaver onları izlemeye doysun. Yani <laughs> bu filmin olay örgüsünde yazdıktan sonra bir sıkıntıları olduklarını fark etmişler ve demişler ki kedi ekleyelim ana hikayeye. <laughs> Fakat kedi eklemişler ki çok güzel hikayede kedinin yeri gerçekten Tabii. mükemmel. Onu konuşuruz. Evet. Fakat kedi burunlarından getirmiş. Gerçekten o set onlar için Oscar Isaac ve kendileri için çok zor geçmiş. Çünkü kediler sen de çok iyi biliyorsun köpekler gibi değildir ve oynatmak çok zordur. O yüzden de demişler ki birçok kedi kullanalım, özellikle. Çok sık rastlanacak bir kedi seçelim ki her sahnede <laughs> ayrı bir kedi kullanabiliriz. Aynen yani bu filmdeki sarmanlar da <laughs> evet. yani üstlerine düşeni yapmak, yaparmış gibi görünüyorlar öyle diyeyim sana. Oradaki bütün beceri kamerada ve kurguda. Yok kediler canları istemedikçe hiçbir şey yapmazlar. O yüzden bence kendileri kaşınmış kendileri bulmuş. <laughs> evet. Fakat bence çok keyifli bir ayrıntı katmış kedi. Kedi benim filmde en sevdiğim. Kedi kedi sevdiğimden değil ama kediyi kullanma e, biçimlerini, kedinin rolünü, yani bu karakterin e, bir kediyle kuramadığı <laughs> ilişkiyi anlatması e, bakımından bence hoş buldum ama bunları tabi e, film arkasında konuşmamızda yarar var. Koyan biraderlere hani dönecek olursak, e, gerçekten e, çok ustupçu e, iki kardeş. Hatta e, bu kara ustalıklarını özel hayatlarına da yansıtıyorlar. Bazen olmadık şeyler yapıyorlar, söylüyorlar söyleşilerinde falan. Yani ben bir anekdot anlatmak isterim. Ronald Bergen çok saygıdeğer bir film eleştirmeni abimiz öyle söyleyeyim. Hatta The Guardian'da biri söylediğinde hakkında çıkan o uzun ayrıntılı şahane yazılar genellikle hep onun imzasını taşır. Sinema tarihi konusunda uzmandır. Bir profillerini yazmak istemiş, bir kitaba dönüştürmek istemiş koyan bir biraderlerin onlara yazmış şöyle bir cevap gelmiş ya biz baktık sizin eserleriniz arasında bir e, Laurel Hardy e, olduğunu gördük eğer e, yani sırf isimleri değiştirip kullanmak isterseniz bizim için uygundur demişler <laughs> kendilerinden söz etmeyi hiç sevmiyorlar gerçekten. E, klasik söyleşi vermiyorlar. Evet. Ama bazen zorlandıkları zaman çok da güzel konuşabiliyorlar. Filmle ilgili ipuçları da verebiliyorlar. Evet. Ama gerçekten söyleşi vermekten, kendilerinden söz etmekten, filmlerinden söz etmekten çok hoşlanmıyorlar. Hayır. Yani filmleri nasıl çektiklerinden, ne tür zorluklar mesela burada kediyle ilgili çok şey anlatmışlar. <laughs> Kedi bize çok şey <laughs> demişler. Ama bu film ne anlatmak istiyor? Biz filmi niye çektik falan bunlara girmiyorlar. Bunları tamamen seyirciye, eleştirmenlere bırakıyorlar. Yorumlamıyorlar filmleri. Evet. Film konuşulmasını istiyorlar. Güzel bir tavır bana evet. sorarsan. Evet. E, zaten hani... E, ...artık böyle bir e, filmografinin... ...ardından baktığımızda... ...yani en böyle amatör sinema sever bile... bir e, biraderlerin... ...sinemasına dair üslup özelliklerini... ...ardarda sıralayabilir. E, hemen aşina olduğumuz... E, ...bir sürü öğesi vardır. Bunların bir kısmı var bu filmde... ...bir kısmı yok tabii. E, ama bir... E, Koyan biraderler üslubu var yani iki kişi çalışıyor olmalarına rağmen bu var. E, o yüzden de hani çok e, saygı duyulan ve 21. yüzyılda da e, iyi filmler vermeye devam edecek olan yönetmenler. E, Bruno Del Bonel'e e, değinemedik görüntü yönetmenlerini ama e, o da olağanüstü bir e, yaratıcı. E, Amelie'nin kayıp nişanlının... Ee, işte Harry Potter ve Meles Prens'in e, görüntü yönetmeni dersek ne kadar geniş yelpazede başarılı bir görüntü yönetmeni olduğunu vurgulamış oluruz. Ve film arkası zaten konuşacağız. Delvone'nin işlerini. Tabii mutlaka. Hı -hı. O zaman e, şimdilik izleyicilerimize veda edelim. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.